Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Mikado markasına ait SB102 model bluetooth soundbar sinema ses sistemini inceliyoruz. Ürünün kutu içeriğine geçmeden önce birazcık ürünle ilgili bilgi paylaşmak istiyorum sizlere. Öncelikle ürün bluetooth destekli. Ayrıca SD kart takabiliyorsunuz. USB flash bellek takabiliyorsunuz. Ve AUX kablosuyla ses çıkışı alabiliyorsunuz. Yani AUX kablosunu da kullanabiliyorsunuz üründe. Ürünün genişliği 80 santim. Gayet geniş ve büyük bir ürün ama bir o kadar da hafif yani çok ağır bir ürün değil taşınabilmesi rahatlıkla sağlanabiliyor. Ürünün 20 watt bir ses çıkış gücü bulunuyor. İçerisinde bas ve tizleri kendi ayrıştırabiliyor. Ekstra yanında sound barı bulunmuyor. Bas ve tizler normal sesler kendi içerisinden çıkmış oluyor ürünün. Çok büyük bir yerde kullanmayacaksanız tamamen fiyat performans ürünü diyebilirim. Aslında dışarıda kullanmış olduğumuz bluetooth sound bar, bluetooth hoparlörler gibi bir ürün diyebilirim sizlere. Çok hafif en üst Sese getirdiğinizde, hafif böyle bir patlama oluyor gibi ama bazen olmuyor. Muhtemelen ya filmden ya da müzikten, dinlediğim müzikten kaynaklı olabilir. Çünkü genelde en yüksek seste kullanıyorum. Odam 25 metrekare. Ses gücü gerçekten yeterli. Filmdeki basları, o geçiş sahnelerini çok net algılayabiliyorsunuz bu ürünle. Ürünün bir de içerisinden koiksel kablosu çıkıyor. O da AUX kablosu gibi. inanın hiç ne olduğunu bilmiyorum. Kullanmadım ve araştırmadım da. Çünkü kullanmayı da düşünmüyorum. Muhtemelen ben ilerleyen dönemlerde bu ürüne bir sub buffer ekleyeceğim. Ürünün ön kısmına baktığımızda ise play tuşu, ses açıp kısma tuşu ve modlar arasında geçiş yapabileceğiniz bölüm bulunuyor. Zaten ön kısmında Mikado'nun kendine ait bir tane ışıklı logosu bulunuyor. Onun alt kısmında mod tuşu bulunuyor. Mod tuşuna basarak Bluetooth'a geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ürünün arka kısmına bakacak olursak on off butonu bulunuyor, güç girişi bulunuyor, USB flash bellek girişiniz SD kart girişiniz, koiksel girişi, AUX kablosu girişi de bulunuyor. Ön kısımdaki Mikado logosunun bulunduğu yerse böyle eskitme ahşap gibi kullanılmış. Bu da hem retro bir hava veriyor hem de baktığınızda konumlandıracağınız noktada gayet şık duracak bir ürün diyebilirim sizlere. O zaman kutunun içerisinden neler çıkıyor birlikte bakalım kutu içerisinden ürünün güç kablosu çıkıyor. 12 watt gücünde ve bu şekilde bu tarafı prize bu tarafı da ürünün kendi tarafına geliyor. Kutu içerisinden bir adet OXL kablosu çıkıyor. Bununla da bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu kabloyu hiç kullanmadım inanın. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Kutu içerisinden bir adet de AUX kablosu geliyor. Bu kablo gayet uzun. Güç adaptörüne göre hatta daha uzun bir kablo diyebilirim. Girişleri de 3.5 milim jack oluyor. Mikado markasının garanti belgesi ve kullanım kitapçığı da kutunun içerisinden çıkıyor. Burada da tüm bilgileri okuyarak yapabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden 2 adet çivi ve dübel çıkıyor. Bu çivi ve dübeller sayesinde ürünü duvara asabiliyorsunuz. Bu da gayet iyi düşünülmüş bir davranış. Ürünün birlikte kutu içeriğine baktık. Şimdi biraz da sizlere teknik özellikleri hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Ürünün frekans yanıt aralık hızı 60 Hz'de 18 kHz arasında 12 Watt bir adaptör güç çıkışı bulunuyor. Boyutlarına bakacak olursak da 880 x 75 x 60 milim olarak çıkıyor. Ürünün Bluetooth destekli olması en büyük özellikleri arasında yer alıyor. Öncelikle ürünün adaptör kablosu bir tık kısa. Yani biraz daha uzun olmasını isterdim. Aslında 1.5 metreye yakın bir kablosu bulunuyor. Bu arada Bluetooth arayüzü 10 metreye kadar da çekim sağlıyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Ben salonumdan mutfağa telefonumla gittiğimde herhangi bir kesinti olmadan müzik çalıyor veya film izliyorsam filmde herhangi bir kopma ya da seste bir kopma yaşamadım. Ve bir dezavantaj daha bu ürünün dahili bataryalı olmasını çok isterdim. Hem güç kablosuyla enerji hem de dahili bataryası olsa aslında bluetooth hoparlörler gibi kullanılabilirdi. Hem dışarıda hem farklı yerde sürekli taşıyabilirdiniz. Ama prize bağlı olarak bunu çalıştırmanız gerekiyor. Çünkü güç çıkışı prizden alabiliyorsunuz. Son söylemek istediğim aslında bunlar dezavantaj değil. Sadece olmasını istediğim aslında olsaydı daha iyi olur dediğim yerler. Ama fiyatına bakacak olursak bu fiyat bandında zaten alabileceğiniz en iyi ürün diyebilirim. Çünkü bu tarz soundbar veya bluetooth hoparlörleri gidip ya Çin'den alıyoruz ya da butik sayfalardan alıyoruz. Bunlarda da bir garanti süresi olmuyor. Bu üründe 2 yıl bir garanti süresi bulunuyor. 25 metrekarelik bir odada belki de 30-35 metrekarelik odalarda da daha iyi iş görebilir. Benim odam 25 metrekare olduğu için çok güzel bir ses veriyor. Filmlerden tat alıyorum. Ayrıca arkamda görmüş olduğunuz bilgisayarıma takıp bazen müzik dinliyorum veya video montajlarımı yaptığımda ya da film izlediğimde bilgisayarım üzerinde de kullanabiliyorum. AUX kablosuyla bağlantı sağlıyorum. Son olarak ürünün kısa dolumlarında olsa bir ses performansını dinletmek istiyorum tabii ki de mikrofon kalitesiyle ne kadar size yansır bilemiyorum ses performans testimize geçiyoruz <laughs> Bluetooth ve AUX kablosu arasında çok fark göremedim ama sanırım AUX kablosunda bir tık daha ses kaliteli oluyor diyebilirim. Genelde Bluetooth'ta televizyonuma da, telefonuma da, bilgisayarıma da Bluetooth'ta bağladım çünkü Tüm cihazların Bluetooth destekli. Ürünü Biotech bilgisayar üzerinden satın aldım. Sizlerle paylaşmak istedim. Açıklamaya satın alabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz linki bırakıyorum. Oradan kontrolünü sağlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerimi sizlere daha yüksek kalitede çıkartabilmem için abone olmanıza ve yorum yapmanıza ihtiyacım var. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere.